Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimizin mevzu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ikilikteki olan kişilerde Muhammed'in gönüllerinde hapis olması ne demektir? Şimdi Muhammed nedir ki gönlümüzde hapis olsun? Biliyorsunuz Muhammed'de 3 mim vardır. 3 mimin birincisi Hakkat-ı Muhammediye'dir. İkincisi Nur-u Muhammediye'dir. Üçüncüsü Tavsilat-ı Muhammediye'dir. Diğer bir tabirle. Birincisi, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu gibi, evvela ma halakallahi nuri, Allah'ın nuru. Evvela ma halakallahi ruhi, Allah evvela benim ruhumu yarattı. Nurumu yarattı, ruhumu yarattı. Evvela ma halakallahi akli, Allah evvela benim aklımı yarattı. Evvela ma halakallahi kalem, kalemi yarattı. Aslında bunların hepsi bir olmasına rağmen bütün cemadat, nebadat, hayvanat ve insanların nuru, ruhu, aklı ve kaleminin bütün mevcudiyeti Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den zuhur ediyor. Açığa çıkıyor demektir. İşte onun için biz de bu üç mümin sırrıyla ne yaparız? Rahmaniyet, rahimiyet ve Rablık esmalarıyla açığa çıkarız. Rahman'ın içerisinde hepsi vardır. Rahimiyetiyle iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem bizim gönüllerimize o tohumu atmış, bizi irşad etmiş, rahimiyetiyle irşad ederiz. Çünkü rahimiyet özel olan bir irfaniyet ve kemalata sahip olma müessesidir. Rab esmasıyla da açığa çıkarır. Dikkat ederseniz üç tane misal verdim. Bunların hepsi değişik açılardan bakıldığı zaman aynıdır. Ama tariflerde değişiklik vardır. Bu bizi aldatmasın. Esas demek istediğimizi, meseleyi algılayın. İşte bu ikilikteki olan insanlarda bu saymış olduğum üç bölümdeki mütalaya vakıf değillerdir. Çünkü Muhammed deyince 60-70 kiloluk bir unsuriyet yönüyle insanların içinde vardır anlamında değil. Muhammed dediğimiz zaman Rahman kemalat sıfatlarının sahibi demektir. Dolayısıyla her bir insan madem lagat halaknal insane fi ahseni takvim en üstün bir biçimde yaratılan bir varlıktır. O kendisindeki olan o Cenab-ı Hakk'ın zatının tecellisini kendi sıfatlarından kemalatıyla açığa çıkışını idrak etmiş olsa işte onun Muhammed'i tanımış olacak. Kendisinden tecelli eden bu gözde görme, kulakta duyma, dilde konuşma gibi bu sıfatlardan kemalatın idrakıyla, irfanet ve kemalatla bunların zuhuratını bilemediği ve göremediği için o kişilerde Muhammed hapistir deriz. Yani onlar tutuklu yapıyorlar. Muhammed'i tutmuş tutuklu vaziyette kendi güdülerinde, kendi iç güdülerinde maalesef söz hakkı vermiyorlar. Nefis hükümdarlığını hükmediyor vücut ülkesinde. Nefis hükmünü yürüttüğü müddetçe de gözün harama bakması, kulağın gıybet dinlemesi, dilin yalan söylemesi, tecellisinden mütevellit hiçbir zaman Muhammed'in tecellilerini zuhur ettiremiyorlar. Ettiremedikleri için de işte o kişilerde Muhammed hapistir deriz veya tutukludur deriz. Veyahut da Muhammed'den haberdar değildir onlar deriz. Kendisi yaratılış itibariyle
mimiyle, haliyle, dalıyla Muhammed yazısıyla yazılmış. Yani Cenab-ı Hak yaratılışında en üstün biçimde yaratmış bu kişiyi. Bütün varlıklar böyledir. Ama onlar kendilerindeki olan bu cevheri, bu üstünlüğü, bu nurun, ruhun, aklın ve kalemin mevcudiyetinden haberdar olmadıkları için maalesef Muhammed'den haberdar değillerdir. Onlar hayallerinde, zanlarında 14 asır evvel geçmiş Muhammed'e inanmışlar. O da 63 yaşında âlem-i âreti intikal etmiştir. Dolayısıyla da günümüzde de öyle bir Muhammed kalmamıştır. Muhammed ölmüş müdür? Onlar için ölmüştür. Ama ehli tevhid hiçbir zaman Allah'ın da baki olduğunu, Muhammed'in de baki olduğunu, her kim Allah ve Muhammed'in tecellisini hangi Adem diye vasıflandırdığımız o masardan zuhur ediyorsa, o Adem'in de ilk Adem olduğunu ve onun da baki olduğunu görecektir. Çünkü unsuriyet fanidir. Unsuriyete Adem denmez. Allah bakidir. Bunun kimse de tereddüdü yok. Çünkü Allah nurdur. Bunun faniliği diye bir şeye inananlar düşünmez. Muhammed zıtlar aleminde yaşadığı için, zıtlar aleminde meydana geldiği için, zıtlar aleminde tavsilat-ı Muhammediyesiyle bütün varlıklarda ispat ve kabiliyetlerine göre göründüğü için gözden kaybolmasıyla onu öldü diyor. Zıtlar alimi ikilik demindik olan insanların halidir. Ona öldü diyor. Halbuki Hazreti Muhammed'in ölmesi mümkün değildir. Onun unsuriyeti hakikaten Muhammed olmuş olsaydı, Ebu Cehil de ona iman ederdi. Amcası olduğu halde iman etmedi. Çünkü o Muhammed'i görmedi de onun için etmedi. Kendisindeki olan Muhammed'in vücut ülkesinde Muhammed'i öldürdü, hapsetti. Ona hiçbir söz hakkı vermediği gibi Muhammed olarak bu Muhammed esmasından da kendisine yapılan tebligatlara da hiç kulak da asmadı. Ve Ebu Cehil geldi, Ebu Cehil gitti. Çok zekiydi, hikmet sahibiydi. Bu da gösteriyor ki unsuriyet yönüyle değil, kişinin nuraniyet yönüyle. Nur demek, parlaklık, ziya anlamına geldiği gibi varlık anlamına da gelir. Her bir varlık Muhammedi, tafsilat-ı Muhammediye'den az veya çok hissedardır. Herkesin varlığında Muhammed olmasa Allah'ın görülmesi mümkün olmaz. Tecellisi zuhur etmez. Şu halde her bir varlık kendi istadı nispetinde Muhammediliğe mazhardır. Ona biz tafsilat-ı Muhammediye diyoruz. Nur-u Muhammediye böyledir. Ruh-u Muhammediye derseniz işte sizin ruhunuzun, ki bu ancaksın insana verilmiş bir hasrettir. Cemadatta yoktur. Nebadatta bu yoktur. Hayvanatta bu yoktur. Çünkü onlar sorumlu değillerdir. Ama ruh onlarda da vardır. Ama oradaki Muhammed onlarda ilim, irfaniyet, kemalat şekliyle zuhur etmediği için sorumlulukları yoktur. İnsanoğlunda akıl, fikir, idrak gibi nimetler verildiği için hem sorumluluğu vardır hem de bundan mütevellit düşüncede, idrakta, tefekkürde, algılamada Muhammed'in mevcudiyetini bilmek mecburiyeti vardır. Onun için la ilahe illallah diyen Muhammed Resulullah'ı idrak etmiyorsa Muhammed ümmeti olmaz, bir. İkincisi, Muhammed'in cennetinde bulunmaz. Şu halde Muhammed demek irfaniyet ve kemalatla o ruhunuzun, o sıfatlarınızdan tecellisinin idrakı olmalıdır. Çünkü mutmain nefis sahipleri Muhammed'i görürler. Çünkü sizin nefsiniz var. Siz görüyorsanız sizde Muhammed hapistir. Ama siz görmüyorsanız da sizden gören Cenab-ı Hak, duyan Cenab-ı Hak, dilinizden konuşan Cenab-ı Hak'sa
İşte o zaman siz Muhammedi olarak mutmain olmuş bir nefis sahibisiniz demektir. Demek ki nefsin mutmainliği Muhammed'miş. Süflü olan nefis Muhammed değildir. Çünkü süfliyetteyken ister Kur'an okusun ona hitap etmez, isterse baktığında, duyduğunda, konuştuğunda o hak fakatı tecelli ilahiyeyi göremez. Çünkü Muhammed olmadığı için göremez. Siz her varlıkla Muhammed'i görmek istiyorsanız o varlıklardaki olan ruhun tecellilerinin idrakına bakın. Nefisle ruh kardeştir. Evet. Nefisle ruh kardeştir. Ama birisi Habil görevi yapar. Vücut ülkesinde birisi Kabil görevi yapar da ondan. Kabil görevi yapan nefistir. Süflü nefistir. Habil görevi yapan ise mutmain olmuş nefistir. Aklın ruhun emrinde çalışmasıyla o nefis görüyor. Gördünüz mü? Kardeş olan, çünkü nefsin kendine has bir varlığı yoktur. Kişi ayrı nefis aleminden geçerken ayrılığını benimsemiş. Ahmet'e ayrı vücut vermiş, Mehmet'e ayrı vücut vermiş. Annem ayrı demiş, babam ayrı demiş, halam ayrı, teyzem ayrı. Böylece ayrılıklar vadisinde kendisini kaybetmiş. Kendisini bulasaya kadar sümme reddet nesvele safilin olan aşağıların aşağısından bir müşti kamile gelerek ondaki irfanet ve kemalatı tahsil edip aliliğine kadar bu tahsili yaparsa işte o zaman kendi Muhammed'i, kendi butunundaki olan o Muhammed'i artık bu sıfatlardan kemalatın tecellileriyle zevk etmeye başlayacaktır. Onun için ben daima söylediğim bir söz vardır. Melamilik ilmel yakinlik değil, melamilik aynel yakinliktir. Aynel yakinden başlar melamilik. Çünkü şuhudu olmayan, daha tevhid-i efalde fena efal yaparken şuhud veririz biz. Tecelli yapar. Tecelli, fena-i sıfatın hemen arkasından tecelli sıfat gelir. Fena-i sıfatın, fena-i vücudun karşılığında hemen arkasından tecelli zat gelir. Onun için sizin kendi nispetinizden kurtulduğunuzdan, yani fena-i efal, fena-i sıfat, fena-i zat yaptıktan sonra artık yaşantınız dünyada olmamalıdır. Dünya ikilik yeridir. Dünya gaflettir. Dünya Allah'tan sizi uzaklaştıran her şeydir. Ruh alemine intikal edip artık sizin ruhunuzun, yani sizin kendi özünüzün sıfatınızdan nasıl tecelli ettiğini, kendi sıfatınızdan o fiillerin cinsini, iyiliği midir, iyi midir, kötü müdür, faalliğinin tecellilerini ruhun emrinde ise mutlaka o iyidir. Ve böylece kendinizdeki bütün sıfatlarındaki tecellileri seyrettiğiniz gibi bütün alemdeki olan, ister insanlardaki olan tecellilere bakın, ister hayvanattaki olan tecellilere bakın, ister nebadattaki olan tecellilere bakın, tadıyla, kokusuyla, rengiyle onlarda da bunların gramı gramına tartmanız mümkündür. Her bir mertebede bunların seyrini yapmanız sizin aynel yakınınızdır. Aynel demek, görmek demektir. Bakın ben sizi görüyorum. Siz de beni görüyorsunuz. Ama sorun müftünüze. Beni görüyorsunuz ama beni bir Ahmet Efendi bir görüyorsanız bu sizin gafletinizdir. Bu sizin hicabınızın açılmadığıdır. Hakikaten beni burada bir masar olarak Cenab-ı Allah'ın zatının bu Ahmet sıfatından bizim ihtiyacımızı bize veriyor diye o Rabbinizi düşünebiliyorsanız, o Rabbinizi görmeye özen gösteriyorsanız ve ona göre onu dinliyorsanız, ona göre onu seviyorsanız, Rabbinizi seviyorsanız ve ona göre yaklaşıyorsanız, onun her dediği Cenab-ı Hakk'ın benim ihtiyacım seviyesinde benim algılamam var. O belki A diyor ama benim algılamam B ise ben onu B anlıyorum diyebiliyorsanız, İşte o zaman siz hakikaten Rabbinizi her masarda şuhud eden,
yani gören, şuhud demek görmek demektir. Gören ve artık bütün toplumdaki farkla yaklaşımınız ona göre olur. Çünkü kişiler iki teraziyi hiçbir zaman ellerinden bırakmazlar. Daima toplum için, kendisi için fayda olan her şey emir, kendisi ve toplum için zarar olan her şey yasak edilen şeydir. Bunu da kafasına koymuş ve bir olayla karşı karşıya kalmış. Her ne olayla karşı karşıya kalırsa, hakikaten zararlıysa, başkasına veya kendisine ona yaklaşırken derhal zararlı olarak yaklaşsın. Tedbirini alsın. Çünkü tedbirini almadığı zaman onun zararını görür. Bu efendilerinizden olabilir. Bu eşlerinizden olabilir. Bu çocuklarınızdan olabilir. Bu toplumdaki herhangi bir arkadaşınızdan da olabilir. Alışveriş yaptığınız insanlarda da olabilir. Yani hakikaten faydalı olan her şeyi Allah insanlığın tekamülü için, faydalanması için bahşetmiş. Zarar olan şeyleri de hem insanlığın hem de bütün alemin zararı için yasak etmiştir. Emir yasak budur. İşte İslam dininde fark dinidir. Demek ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlardaki kemalatı ile mutmain nefis halinde ruhumuzun açığa çıkması bizim artık farkı idrak etmemiz olmalıdır. Sizde ruhaniyet yönünüzde bir fark yoktu. Ama gözünüz görüyor. Kulağınız duyuyor. Kulağınızdan görmüyorsunuz. Dilinizden görmüyorsunuz. Veya duymuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Demek ki bakın, dikkat edersen her bir sıfatın kendi dalında görevi var. Her sıfat Cenab-ı Allah'ın o istat ve kabiliyetine göre icraatını gösteriyor. Cenab-ı Allah'ın bu masarlardan açığa çıkışını zuhur ettiriyor. Siz ona bakarsanız o zaman suretteki olan bu şekillerin, bu suretlerin hiçbirinin kıymetinin kalmadığını, artık gözünüzden bakanın o olduğunu ve hakikaten bakmasındaki hikmetin neler olabileceğini tefekkür edin. Duyan onun olduğunu, duyuyorsa mutlaka hikmetinin olduğunu düşünün. Konuşuyorsa mutlaka kelamın kelamullah olduğunu düşüncesiyle size faydalı olan şeyler fayda sağlamak için tecelli ediyordur. Zarar veriyorsa derhal tedbir almanızı öğrenmeniz ve onun hakkında yeterli artık tedbir alma adeti haline dönüşmenizin size hiçbir zaman zarar vermemesi için gayret göstermenizi alışkanlık haline getirmenizin bir gereği olduğunu aklınızdan çıkarmamız lazımdır. Yani hasılı İslamiyet bir yaşam biçimi halinde olduğunu anlamış oluruz. Akıl ayrı bir vücudu yoktur. Vücudun masarında ruh kendi icraatını gösterebilir. Nefis de kendi icraatını gösterebilir. Demek ki bu ruh hakikaten bedeninizi ve aklınızı nerede kullanıyorsunuz? Kendinizi yakın takip olan tetkik edin. Nefsiniz hükümdarsa inanın bunu nefis yerinde kullanırsınız. Vücutta nefis yerinde kullanırsınız. Aklınızda nefis yerinde kullanırsınız. Nefsin emrinde kullanırsınız. Yok, siz nefsinizi terbiye ettiniz, mutmain olmuş bir nefis halindeyseniz artık oranın komutanı ruhtur. Ruh gayriyete baktırmaz. Gıybet dinletmez. Yalan söyletmez. Ve emirleri doğrultusunda olan icraatı yaptırır size. O zaman da sizde mutluluk, huzur, refah, saadet hali tecelli eder. Dünyada iken dahi ikilik aleminde yaşarken de bu mutluluğu yaşarsınız. Ama hakikaten itilafa giriyorsanız, bu eşinizle de olabilir. İtilafa giriyorsa sabretmesini bilmiyorsanız veyahut da o tecellinin hakkın tecellisi olduğunu anlamıyorsanız inanın maalesef azabınızı çekersiniz. Karşıdaki de azap çeker, siz de azap çekersiniz. Halbuki biz bu tevhid yoluna gelmemizdeki tek sebep kahrın lütuf haline dönüştürmesini sağlamaktır. Kahrı lütfu bilmeyen hiçbir dem rahat olmaz. Siz surat görüyorsanız surette itilaf vardır. Ama sireti görürseniz
ki Mısır'ın yazdığı Hazretleri öyle diyor. Sureti terk eyle, mana bula gör, kod sıfatı, zatı dala gör. Ey Niyazi, şarkı, garbı dola gör. Gayre bakma, sende istesen de bul. Sureti terk eyle, mana gör. Mana nedir? Mana zatınızdan, sıfatınızdan, sıfatınızdan da esma olarak birileriz açığa çıkarmıştır. Devam edin buna. Zikrinizle beraber bunu kullanın. Aklınız Allah olsun, fikriniz Allah olsun. Bundan ne? Meşgul olmuyorsunuz. Manayı bulduğunuz zaman sizin özünüz, sizin esas Allah'ın tecelli Kâbesi. Dün de söyledim. Hac suresinin 27. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah ne diyor? Bütün inananlar, bütün insanlar yaya ve bineklerle seni ziyaret etmeye, yani ziyaret etmek Allah'ın hak, kulları üzerinde hakkıdır. Seni ziyaret etmek. Nerede? Sende. Ziyaret edin. Niye etmiyorsunuz ziyaretinizi? Neresi? Allah'ın zatı Kâbe'dir. Bizim bedenimizin Kâbe kıblegahı Kâbe-i Muazzama'dır. Remzettiği mana Allah'ın zatıdır. Peki sendeki zatı nedir? Senin özündür. Senin enerjin, senin hayatın, sendeki olan ahadiyetteki tecellisiyle oksijen almanız sizin ahadiyetinizin tecellisinin, sizdeki tecellisinin ta kendisidir. Onu almazsanız yaşayamazsınız. Oksijen alıyorsun bak, hayat. Ama Allah, Allah, Allah diyorsunuz. Üç defa Allah deyişiniz sizin zatınızın tecellisi benim. Sizin değil o zat. O zatın tecellisi. İkinci Allah diyorsunuz. Sendeki sıfatın tecellisi benim. O zattan ben sıfata zulediyorum. O da benim. Üçüncü Allah deyişiniz sizdeki olan fiillerin açığa çıkmasıyla kendini seyreden benim. Sen seyretmiyorsun. Ama sen bunu dahi bilmiyorsun. Seyretmeyi de bilmiyorsun. Bu üç tecellinin açığa çıkışını kendinden seyretsen, alemde de seyredersin. O zaman her kim varlıkta, hangi ahvalde, hangi olayda, hangi durumda olursa olsun, onun her yönünü görmen mümkündür. Onun için İslamiyet hakikaten bir yaşam biçimidir. Bu zevki, bu zikirle beraber bu fikri yaparsanız, inanın huzur ve mutluluğu hem dünyada, hem de ahiret dediğiniz o gün aleminizde, ruhsal yönünüz olan gönül aleminde yaşarsınız. O zaman anlarsınız ki ayrıca toprağın altında bir ahiret diye bir şey yok. Hep buradaymış. Ben hep zanda hayalde Allah, o bendeymiş. Zanda hayalde bir Muhammed, bendeymiş. Zanda hayalde bir ademiyet, kulluk, bendeymiş. Peki ahiret? Ahiret toprağın altında değil, o bendeymiş. Bakın, inanın dünkü ilahide de herhalde geçti o. Yeni yazdığım ilahilerde de vardır o. Dünya ehli dünyayı ister. Refah, saadet, mutluluk, Mercedes arabam olsun, köşküm olsun, apartmanım olsun, çiftliklerim olsun, yazlıklarım olsun, bunu ister. Ukba ehli cennet ister. Ukba nedir? Ukba sizin zannınızda, hayalinizde, tahayyülünüzde yaşattığınız bir ahiret alemidir. Öyle bir alem de yok. Ahiret alemi var. Ukba dediğiniz zannınızda, hayalinizde bir şey yok. Öyle bir cennet, cehennem yok. Ama o cennet istiyor. Ve onun için ibadet ve taatlarını yapıyor. Nefis ehli, nefsiyle ibadet eder. Nefsiyle Allah'a ibadet eder. Nefis ehlisiniz, nefsiniz Allah'a ibadet ediyorsunuz. Bazıları da vardır ki nefis ehli değil, artık nefis Allah'ı Allah'la ibadet eder. Nefsi nefsiyle ibadet vardır. Nefsiyle Allah'a ibadet vardır. Allah'ı Allah'la ibadet vardır. Siz sorun kendinize. Hakikaten nefsinizle nefsinize mi ibadet ediyorsunuz? Nefsinizle Allah'a mı ibadet ediyorsunuz? Yoksa Allah'ı Allah'la mı ibadet ediyorsunuz? Allah Allah'la zikret denildi size. Zikretmek, namaz kılmak da zikirdir. Sohbet etmek de zikirdir. Bütün ibadet taatlar zikirdir. Şu halde icraatınız, yaşantınız da zikirdir. Siz de bir zikirsiniz.
Zikri izah ederken C harfi Allah'ın zatıdır. K harfi Allah'ın sizdeki olan kemalatıdır. R harfi ise iki rahmeti ilahi olan Rahman ve Rahimiyet rahmetlerinin sizdeki olan zuhuratıdır, tecellisidir. Kendinize bakın. Bunu göreceksiniz. İki rahmetin hangileri var? İşte böylece sizin de bir zikir olduğunuzu anlamış olursunuz. Yani her şeyin aslı bir nokta. Onu cahiller çoğalttı. Hazreti Ali Kerim olayı için her şeyin aslı bir noktadır. Fakat onu cahiller çoğaltmış. Noktaya nedir nokta? İşte sensin. Hayalindeki, zandaki olan, o hu olan Allah değil. Sensin o. Ne ararsan ara sende. Gayra bakma. Sende iste, sende bu. Onun için suratli terk eyle, mana bula gör. Kul sıfatı, sıfatları Ahmet söylemiş, Mehmet böyle bunları bırak. Kul sıfatı zata dalıyor. Zata geç. O zatın senin işte. Gayra bakma. Ey Niyazi, şarkı garbı dola gör. Şark dediği, garp dediği sendeki ruh ve sendeki sıfatlardır. Onları da tefekkür et. Senin zatından, sıfatına, sıfatından da bu vücut ülkesinde fiilleriyle açığa çıkışının zevkine et. Şarkı garba dola gör, dola diyor. Çünkü güneş doğar, batıdan batmaz, dolanır. Hakikatte öyledir. Ama dünyada ise doğudan doğar, batıdan batar. Gönülde ise ruh doğdu mu? Kardeşim, senin sıfatlarından artık daima o ruh kendi icraatını zuhur ettirir, dolanır. Onda batma yoktur. Hakikatte batma olmaz. Artık ben her varlığa baktığım zaman Muhammed'i görmeyeyim, körüm. Her varlıkta da Allah'ın tecellisini görmeyeyim, körüm. Kendi ademiyetimdeki olan Cenab-ı Allah'ın bu nurunu hissetmeyeyim, körüm. İşte İsra suresinin 72. ayet-i kerimesinde dünyada âmâ olan ahirette de âmâdır kardeşim. Gelin siz bunu kendinize uygulayın. Göreceksiniz ki hakikaten âmâlıktan kurtulmak istiyorsanız biraz kendinize dönün. Biraz alimine inin. Bunları zevk edemiyorsanız, siz her bir varlıkta Muhammed'i görmüyorsanız, İnanın sizdeki Muhammed henüz daha söz hakkına sahip değildir. Canım, biz Muhammed'i seviyoruz. Lafla olmaz Muhammed'i sevmek. Muhammed öyle lafla sevecek bir şey değil ki. İlahilerde ya Muhammed, canım kurban sana. İşte şudur budur. Neler söylüyor bak mübareklerin çokları. Hakikaten bunu kelamla söylüyorsa kelamidir. Ama zevkle söylüyorsa bunları, o zaman hakikaten o Muhammed'e aşıktır. Muhammed'e aşık olmak, kendi varlığın dışında bir Muhammed'e aşık olmak değil. Sen kendine aşıksın. Gördüğün Muhammed'lere aşıksın. Çünkü Muhammed bir değil, bir Muhammed'den binlerce Muhammed zuhur etmiş kesret aleminde. Ey kardeşim, sendeki olan ruhun bu kemalat sıfatlarıyla sendeki zuhuratı binlerce Muhammed halinde zuhur ediyor. Senin vücut ülkende de 18 bin alemde bunun zuhuratı var. 18 bin alem Muhammed'le kaimdir. Nereden bileceğiz? Bu ilim bu. Kendi vücut ülkeni alırsan o bir olan Cenab-ı Hakk'ın tecellisini 8 sıfat-ı subudiyenden açığa çıkarırsan işte 18 bin alem. Allah! 18 bin alemde onun zuhuratını da görmüş olursun. Yoksa şey diyeyim. Öyle laf ebeliyle olmuyor bu iş. Vücut ülkemizi okuyacağız. Canlı Kur'an'ı okumaya özen göstereceğiz. Bilmiyoruz bildirmeye için. Soracağız, soruşturacağız. Bu yaşadığımız müddetçe buna haiz olacağız. Nereye? Fizan'a gideceğiz. Dünya malı dünyada kalıyor. Kardeşim 5 kuruş para harcayarak geliyorum buraya, değil mi? Çekinmeyeceksin. Hak için, Allah için fedakarlık yapacaksın. E canım, benim çocuğum da var da, torunum var da, bilmem ne var. Yarından sonra nefes gitti, alamadın oksijeni. Ahadiyetin o oksijeni alamadığın andan itibaren işin bitmiştir. Ondan sonra senin çoluğun çocuğun kurtarmayacak. Sen seni kurtaracaksın. Allah için çekinme. Allah için
fedakarlık yapmaktan, saatinden, uykundan, her türlü yerinden, her şeyinden fedakarlık yapmaya canını ver, canını. Biz daha 5 kuruş vermeyi elimiz titriyor bizim. 5 kuruş veremeyen bir adam canını nasıl versin? Mümkün mü? Onun için inşallah Cenab-ı Allah gönlümüzdeki olan o Muhammed'in hapislikten kurtulmasını sağlarız. Ve açığa çıktığı zaman da artık o Muhammed'den başka kimsenin de konuşmadığını, kimsenin kelamın kelamullah halinde zuhur etmediğini görmüş oluruz. Çünkü Cenab-ı Allah hiç kimseyi kendisine muhatap etmiyor. Tek Muhammed'e muhatap. Çünkü ben Muhammed'e muhatabım. Muhammed olanlara hitap ederim. Muhammed olmayanlara hitabım yoktur diyor. Onun için Muhammed olmaya bakın. Yoksa Cenab-ı Allah'ın sedasını, Cenab-ı Allah'ın hitaplarına muhatap olamazsınız. Yonca gelirsiniz, boyca gidersiniz. Biz bu masadan hak vakatı söyleriz. Uygularsan kazanan sensin kardeşim. Uygulamazsan kaybeden de sensin. Hiçbir mürşit ihvanını sırtına alıp da Ankara'dan İzmir'e, Ankara'dan İstanbul'a götürmez. Ne yapar? İlmel yakınlık seviyesinde ona hak vakati anlatır. Ya uygularsa salik, onun faydasını kendisi görür. Uygulamazsa zararını kendisi çeker. İlim olmalı da insana zarar verir. Onu da söyleyeyim. Öğrendiğiniz ilimlerle amil değilseniz ona da size zarar verir o. Çünkü hamallık yük yüktür. Hatta bazı zevat anlatmıştır. 2 tane kişi varmış da 4'er ölçekli çuvallarla sırtlarına çapmışlar, yola gidiyorlar. Karşılarına benim gibi bir devriş çıkmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Nereye gidiyorsunuz? Birisi demiş ki ben cennete gidiyorum. Öteki demiş ben cehenneme gidiyorum. Ya sırtınızda demiş 4'er ölçekli çuval var sizin. 75'er kiloluk. Yük var. Sen cennete ne götürüyorsun? Ben sevaplarımı götürüyorum demiş. 75 kilo ağırlığında sevabım var benim, onu götürüyorum. Peki senin de var sırtında 75 kiloluk yük. O da demiş ki benim günahlarım var, 75 kilo geldi. 75 kiloyu inim biliyorum, ter içerisinde kaldık ikimiz de. O cennete gidecek. Bir kapı cennet, bir kapı cehennemmiş. Yan yanaymış kapıları da. Cehennemden cennetin kapıları. O oraya girecek, ben buraya girecek. İyi güzel de ikiniz de kan ter içerisinde kalmışsınız. Cennette de gidecek arkadaş da zahmetli içerisinde 4 ölçük çuval taşıyor. Cehenneme gidecekler. Aramızdaki fark ne? Sıkı demişler. Çünkü günahı da taşıyan, sevabı da taşıyan 75 kiloyu taşıyor. Oluyor mu? He. Onun için işte dünya ehli dünyayı ister, ukba ehli cenneti ister ama tevhid ehli ise cemalullahı ister. Allah! Sen de onu görmeliyim. Sen de bende onu görmelisin. Yoksa zarar edenlerden oluruz. Sadakallahu lazım. Ya Allah.